Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün önemli bir konudan bahsedeceğiz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Eğridere çiftliğini temizleyeceğiz. Bayağı uzun süredir benden istiyordunuz. Aslında farm olarak pek çok videosu var kanalımda. Ama artık hem Türkçe oldu, ismi değişti. Hem de sizlere yeni başlayan birisi orayı neden temizlemeli ve en kolay, en maliyetsiz şekilde nasıl temizlemeli onu göstereceğim abi. Öncelikle seviye atladık tabii ki. Kaç olduk hemen onu göstereyim sizlere. 94 seviye olduk. İyi ilerliyoruz. Eski hesabımızı geçmeye yaklaştık bile yani, o derece söyleyeyim size. Tabi bazı desenlerdir, vardır, ufak tefek işte dekorasyon malzemeleridir. Onlar maalesef yok abi. Yani onları elde edemeyeceğiz ama hızlı bir şekilde ilerlemeye devam edeceğiz. Şimdi gelelim şu yetenekleri seçmeye. Umarım güzel bir yetenek çıkar. Buradan hadi oltaya da verelim artık. Belki balık tutmaya falan gideriz. Biraz geç acıkmak da iyidir. Şuradan yine meşeye vereceğim. Oo güzel, bilgisayar korsanı seçelim. Çelikten ciğeri seçelim tabii ki de. Motorcuyu seçeceğim buradan da. Ya bir istediğim birkaç tane var yani. Onlar gelecek mi diye bakıyorum ama. Soma'yı biraz azaltalım. Balıkçı yeteneğimize verelim. Bir kademe daha. Hadi bir tane daha balıkçıya verdik. Şuradan yine köpek yetiştirici, geçici güçlendirmelerin %12 daha sonra yağmurlar sana yüklü ganimet olan üstleri gösterme olasılığı tabii ki de raid olayı önemli. Zaten 150'ye kadar kasmamızın en büyük sebeplerinden biri raid abi. Maalesef çok da iyi bir şey elde edemedim. Gerçi çoğunu elde ettim lan ben. Yani şuradan istediğim mesela kendini iyileştirme var. Yuvarlan çıkabilirdi. Onun dışında işte pasiflerden falan soyguncu gelebilirdi. Başka da çok da hani öyle bir şey kalmadı. Şimdi üzerimizde neler var onları göstereyim. Pantolonumuz, ayakkabımız hazır. Bize bir tane zırh lazım. Hemen onu yapacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi craft menüsü açılıyor. Açıldıkça açılıyor yani. Yapabileceğiniz pek çok şey var. Kolay şeyler var zaten. Şuradan bir tane mesela. Bak hangi malzemeleri istiyor, nasıl yapıyorum onu da göstereyim. Onun dışında levyedir, işte paladır. Bunları zaten craft menüsünden yine üretebiliyorsunuz abi. Benim zaten çalışma tezgahlarım şu anda tam takım işliyor abi. Onları gösteririm ilerleyen zamanlarda. Şu boş chest'im mi vardı şurada bir yerde? Oraya bir atalım. Farm için gereken malzemelerin listesi zaten var abi. Instagram Burak abi oynuyor orada, bulabilirsiniz. Şöyle yanıma dandik silahlar aldım. Bugün toplamda harcayacağımız malzemeler bunlar. Zaten şunları şey için harcayacağız. Girişte vereceğimiz malzemeler, başka da herhangi bir malzeme kalmadı. Şuradan bir şapkamız mı vardı? Ha, onu da giyelim. Ya bizi burada zorlayacak tek şey, bu arada havuçlarla temizleyeceğim. Raider'lar olursa Raider'lar zorlar. Onun haricinde çok da zorlayacağını düşünmüyorum. Hızlı bir şekilde yola koyalım. Önce bir duş alalım abi. Duş önemli. Yani özellikle yiyecek falan kullanıyorsanız kokmamak lazım arkadaşlar. Çünkü kokarsak biliyorsunuz tüm zombileri üzerinize çekeriz. Bizim zaten burada farmı minimum maliyette temizleyeceğimiz için ben oradaki giantları kesmeyeceğim arkadaşlar. Aslında wall trick de yapabilirsiniz. Ne olur. Crowbar'dan biraz harcamış olursunuz. Bir de jeneratörümüzü oluşturduk. Jeneratör nasıl oluşturulur onu da göstereyim hemen. Craft menüsünden abi. Jeneratörün craftını bulabilirsiniz. Şuralarda bir elektrik jeneratör diye geçiyor. Bunu da niye yapıyorum abi? Bunu bir an önce yapmam lazım. Meşelerin olduğu kısmı açacağım. Ne kadar bir sürü meşemiz de olsa şuradan göstereyim. 125'e demek 360 tane meşe odunu demek arkadaşlar. Bunu keresteye çevirirken 3 tane odundan 1 tane kereste olduğu için 360 tane meşe odunu da yaklaşık 180 tane oak ağacı, meşe ağacı kesmek demek arkadaşlar. Ama hazıra daha dayanmaz abi. Biz bana para harcadığım için kızan arkadaşlar olmuş. Şöyle söyleyeyim, o paket kaçmaz ya, 12 lira abi. Gayet iyi bir paket. Ama şöyle, benim önceki hesabımda mesela evimde herhangi bir premiumla alakalı bir durum söz konusu değildi. Yani illaki premium olmasa da olabilir veya para harcanmasa da bu oyunda geliştirebilir. Onu zaten ben önceden kanıtlamıştım. Ya yaklaşık 10. sezona kadar falan ben sezon almadım herhalde, yanlış hatırlamıyorsam ya. Bayağı iyi ilerlemiştik. Eğridere çiftliğine gidiyoruz abi. Üzerimizdeki eşyalar sadece bunlar, havuçlarla falan temizleyeceğim. Bakalım inşallah bir sıkıntı çıkmayacak. En basit şekilde temizlemeyi göstereceğim sizlere. Burada Eğridere çiftliğinin neden önemli olduğundan da bahsedelim arkadaşlar. Bu çiftlikte blueprint elde edebiliyorsunuz. Mavi, beyaz işte silahlarla O oğlum benim bu köprüyü tamamlamışız. Tamam ya, ben köprüyü tamamlamadık zannediyorum. Dur bakalım açalım.
Köprüyü tamamlamak için gereken malzemeler zaten şu anda Instagram sayfamda var. O zaman şunları getirmeme benim hiç gerek yoktu. Arkadaşlar ilk olarak köprüyü tamamlıyorsunuz. Köprüyü tamamlamanız için gereken malzemelerin listesi zaten Instagram sayfasında var. Burak abi oynuyor. Instagram sayfasını mutlaka takip edin. Köprüyü tamamladıktan sonra burayı niye temizleriz? Buradan pek çok malzeme elde edebiliyoruz. Motor parçalarını elde edebiliyorsunuz. Ahır kısmı açılırsa. Ahır kısmı açılmadı. Blueprint elde edebiliyorsunuz. Bir sürü ekipman elde edebiliyorsunuz. Şimdi zaten hepsini göreceksiniz. Şu arabamızın arkasında bazı malzemeler çıkıyor. Şöyle ben ilerleyeceğim. İlk zombimiz bizi görecek. O yüzden ayakta şöyle onu çekelim. Bu birkaç kere vuracak yani. Bunu hallettikten sonra bir zombimiz daha var. Aslında burada işte sablet tarzı bir silahınız olsa daha da iyi olabilir. Çünkü şu arkadan sessiz vurma olaylarında sabletle biliyorsunuz çok daha fazla canını götürebiliyorsunuz. Uzun menzilli silahım hiç yok. Evet bak burası sıkıntı. Şurada giant çekiyorum abi. Bir de bu palayla da deneyelim. Biraz menzili kısa da olsa. Kuru kafanın yanına kadar geliyorsunuz. Giant'ın döndüğünü göreceksiniz. Şimdi haritaya bakın abi. Haritada tam şurada. Gördüğünüz gibi giant döndü. Belli bir aşamadan sonra dönüyor arkadaşlar. Bunu sizler de kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Bu arada hemen hayatta kalma rehberinden de birkaç bir şey söylemek istiyorum. Hayatta kalma rehberinin 17 günü kaldı. Ben oyuna girsem de girmesem de bu süre devam ediyor. Hatta ben bu karakteri açtığımdan beri 12 gün olmuş. Burada da onu görebiliyorsunuz. Hiç girmesem bile bu süre devam edecek. 30 gün sonra kayboluyor. Bana en çok gelen sorulardan biri abi hayatta kalma rehberinden hiçbir şey yapmadan kayboldu. 30 günde olduysa kaybolur arkadaşlar. Burada da pek çok ödülümüz birikmiş. Onları bir alalım şöyle. M16 köpek sablet için bir modumuz var. Hatta o modu da açmak istiyorum. Şuradan sablet için umarım şöyle iş yapar bir mod çıkar arkadaşlar. Modlar hakkında güzel videolarım var. Yani işe yarayacak videolarım var. Onları da sağ üstten izleyebilirsiniz. Biz susadık abi. Suyumuzu içelim. Şu cihat beni biraz korkuttu ya. Yani bir sablete ihtiyacım vardı. Aslında şuradan küreğe de çekebilirim abi. Dur bakalım tamam kürek de deneyelim. Arkadaşlar böyle uzun menzilli silahların olması aslında daha iyi olur sizler için. Ben de o yüzden küreği çektim. Biraz daha uzaktan vurma olayım olacak şimdi. Şuraya yaklaşıyorum. Evet kaçtım gördüğünüz gibi Voltrik noktasına geldiği için yani arama duvar koyduğum için herhangi bir damage yeme durumum olmadı. Yine kuru kafadan şöyle güç alacağım. Burada büyülü bir şey var ya. Nasıl dönüyor oğlum? Çok saçma değil mi? Bu arada nehirin akıcılığı falan çok hoşuma gidiyor. Baksana abi mükemmel değil mi? Şu ilerlemeler falan benim gayet hoşuma gidiyor. Arkadaşlar bunu birkaç kere yaparak buradaki giant'ı kolay bir şekilde halledebilirsiniz. Şurada da wall trick yapabilirsiniz ama burada çekmek zor olabilir. Birkaç vuruşa ihtiyacımız var. Burada sabret olsaydı çok çok daha kolay olabilirdi. Gördüğünüz gibi yine vuramadı. Bu taktikle yabani devi çok kolay bir şekilde alt edebilirsiniz. Şurada bir posta kutumuz var. Onu da açacağız. Bu arada şimdi işimiz raiderler yoksa biraz daha kolay olacak. Bir tane sarı bilet buldum. Bu da çok çok iyi. Önceliğimiz sandığın yerini bulmak abi. Yani şuradan bir dolaşalım bir. Şurası Voltrik noktamız. Burayı da gösterelim hemen. Elime bir tane crowbar alacağım. Biraz çekelim bunu. Çok fazla çektik. Şöyle yapabiliriz. Gördüğünüz gibi şu anda ters taraflı yaptım. Tam tersini aslında yapmak istiyordum. Dışarıda benim kalmamı istiyordum ama hiç önemli değil. Vurduktan sonra çıkıyorum, vuruyorum ve geri giriyorum. Arkadaşlar Voltrik yaparken levye kullanmanız çok aslında sizin avantajınız olur. Şöyle hızı birden yüksek olanlar yani bir saniyeden daha hızlı sürede tekrar vuruş yapabilen silahlarda kolay bir şekilde Voltrik yapabilirsiniz. Bununla alakalı da özellikle bunker videosu çekersem orada sizlere kapsamlı gösteririm. Kanalımda da birkaç videosu var zaten. Bakabilirsiniz. Bu olay önemli. Hem damage yemiyorsun hem işte kit, bandaj, zırh. İçin maliyet olmuyor. Gayet kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Şu yaptığım aslında zor bile sayılır. Giant'lar daha yavaş vurduğu için onlara çok çok daha kolay yapabilirsiniz. Şurada gözükmeden ilerlemeye çalışacağım.
Şu anda chest'i arıyorum abi. Mavi chest'i bulduğumda tamamen işlerin rengi değişecek. Evet, mavi chest buradaymış. Tam da sıkıntılı yerde yani. Şu anda alamayacağım bir yerde. O yüzden 3 tanesini çekmek durumunda kalacağım. Hatta burada şu kısma wall trick yapmam bile gerekebilir. Şimdi bakacağız. Şu içini bir çekelim. Hatta diğerleri de gelecek burada muhtemelen, değil mi? Şu anda ayarlıyoruz. Bir tanesi geldi. Şimdi şuradakini halledeceğim. Yine wall trick yapacağım. Tamamen hepsine de wall trick yapabilirsiniz aslında ama bayağı bir zaman alır yani. Şimdi giantlardan birini çekeceğim. Şöyle yavaş yavaş, kademe kademe. Önce şunları bir halledelim. Gördüğünüz gibi herhangi bir böyle havuç kullanımımız falan da olmadı fazla. Biraz daha çekmem gerekecek. Tamam, şimdi yeri gayet güzel abi. Vuruyor, sonra ben vuruyorum. Sırayla abi, sırayla. Bak, hiç aceleye gerek yok. İlla her vuruşundan sonra vuruş yapacaksın diye bir şey yok. Kendini mesela iyi hissetmedi. Şöyle bekle. Bekle, sakinleş. Tamam, telefondan yapıyorsan bence daha kolay. Bilgisayardan bence daha zor oluyor. Çünkü parmak reflekslerim aslında Last Day'de çok çok daha iyiydi. Bazen temkinli davrandığım için çok çıkamıyorum dışarıya. Boşa gidiyor vuruşlarım ama herhangi bir silahın canı gitmiyor zaten boş vuruşlarda. Bu giantlar, giant demeyeyim artık şunlara, yabani dev diyeyim. Bu yabani devler aslında bunker'daki gibi çok fazla hasar da vurmuyor. Onlar biliyorsunuz neredeyse bazı kıyafetlere tek bile atıyorlar. Şunu biraz çekelim. Çekmek için de vuruşundan sonra şöyle biraz geriye gidip tekrar geleceğim. Bence yeri iyi oldu. Yani wall trick önemli. Farmda en iyi wall trick noktası da şu anda bulunduğum nokta arkadaşlar. Burada rahatlıkla yapabilirsiniz. Bunker'da da sizlere göstereceğim yakın zamanda. Biliyorsunuz motor için önceliğimiz bunker alıyor. Bir tane yedim. Çok önemli değil. Hafif can bastım. Konuşurken falan burada ben bir şey yapıyorum yani, bazen afallıyorum. Mesela telefonda öyle değil. Telefonda video çekerken hem konuşup hem ultra'yı yapabiliyordum ama burada ne bileyim bir klavyeyle alakalı bir çok bu oyunda alışkın değildim ya. Güzel bir şekilde hallettik abi. Şu anda chest'imizi görüyorsunuz. Chest'in gayet alınabilir bir şekilde. Şuradan alalım, orta kısma doğru götürelim. İleride bir tane daha dev halledeceğiz. O devi de hallettikten sonra Ravager'ımız var. Ravager'ı keseceğiz. Sonra hiçbir şey kesmeyeceğim abi. Abi nasıl olacak o kadar şey? İki tane de Glokra'da geriye kalanları halledeceğiz. Devleri öldürmeyeceğiz arkadaşlar. Biraz koşturarak falan filan farklı bir şekilde yapacağız. Öncelikle şunu şuraya bir koyalım. Şimdi elime küreği alacağım. Bak, eğilerek yürümek çok önemli arkadaşlar. Haritada gördüğünüz ilk dairenin içerisine hiçbir zombiyi almamanız gerekiyor. Ya da alırsanız bile yanından, arkasından almanız gerekiyor. Önünden almayın. Bu arada Ravager geliyor. Haritaya sürekli bakarım. Ooo, Raider'lar var. Neyse, Raider'ları bir şekilde çözeceğim artık. Şu Ravager bir gitsin. Ortalık karışık. Ravager'ı gönderdikten sonra şuradaki Giant'la biraz işim var. Bunun menzili olmadığı için bununla uğramıyorum. O zaman şöyle farklı bir taktik deneyeceğim. Raider'ı bir atlatayım. Raider tehlikeli çünkü gelip aniden ateş edebilme ihtimalleri var. O yüzden bir tane tabanca. Ya arkadaşlar şunu da söyleyeyim sizlere.
Bana mesela hani sadece abi ateşli silah hiç kullanmadan, ateşli silah hiç kullanmadan olması mümkün tabii ama yani çok çok uğraşmanız gerek ya. O yüzden birkaç silah bazen feda etmek zorunda kalacaksınız yani. Zaten ben silahları nereden çıkardığımı gördünüz. Yani gidip minigun'ım da var şu anda. Kullanmıyorum. Bana en çok gelen sorulardan biri de çanta olayı oldu. Çantayı nerede elde ettin abi diye. Çantanı nereden elde edeceğini çok yakın zamanda göstereceğim. Ben seri exp kastığım için bu çantaya ihtiyacımız vardı. Daha doğrusu ben değil Uğur çıkardı. O yüzden videosunu alamadık. Benzinlikten çıkardık arkadaşlar. Caps ile biliyorsunuz. Benzinlikte ilk gittiğinizde 250-300 arası şu anda tam hatırlayamadım. Caps bedavadan veriyor zaten. Orada jackpot yaptığınızda çanta çıkabiliyor ve ilk çevirmelerde acayip jackpot şansı var. Oyuna yeni başladığınızda ilk benzinliğe gittiğinizde siz de mutlaka böyle 4-5 kere jackpot yapabilirsiniz. O yüzden fazla eşya götürün bence yani. Fazla caps götürün. Ne kadar fazla o kadar iyi ilk çevirme. Biz dayanamadık. Dayanamamak da değil aslında. Seri level kasmak için biliyorsunuz oto toplamayla kasıyoruz biz level'ı. Otomatik topluyoruz. Ondan sonra siliyoruz. Tekrar devam ediyoruz. Eğer ormanda herhangi veya taşta herhangi bir şeyler varsa boğalara dikkat edin. Boğalarla hiç işimiz yok. Bunu da yine çekip voltage de yapabilirsiniz. Şimdi raiderları temizlemem lazım. Raiderler bize ayak bağı olabilir. Şuradan bir gelelim. Şuradan bir tanesini ateş ettim. Diğerleri gelir zaten. Raiderler her zaman olmuyor. Onun da bilgisini vereyim arkadaşlar. 3 tane falan raider olacak. Ravager oradan geliyor. Önce Ravager'ı da halledebiliriz aslında. Aynen. Ravager dur geliyor ya. Raider de geliyor. Tamam. Sıkıyorum. Yine benim Voltrik noktasına doğru koşacağım. Heh, burası. Gördüğünüz gibi ateş ediyor. Bir tane de baltalı geldi. Tamam. İki kişilermiş. Burada bu elindeki balta bayağı iyi. Modlu. Şu an bizde Glock'la sıkıyor. Şimdi nasıl yapacağım? Yine aynı Voltrik yapacağım. Tamam mı? Buna bilmiyorum. Crowbar'la yanına çok mu yaklaşır da. Şuradan canımızı bir fulleyelim. Onun elindeki silah çok ağır olduğu için ben daha avantajlıyım. O vurdu. Çok fazla ağır olduğu için bu sefer de ben erken davranıyorum. Ya var ya yağmacı olduğuna bin pişman oldu yani. Akıl önemli abi. Şimdi diğeri tabi tabancalı, onun mermisi falan bitmez. Boşuna beklemeyin. Ona da aslında voltrik yapabilirsiniz de çok zor ya. Bir zipkanı falan olsaydı. Şöyle ara ara en azından damage yemiyorum ya, evet. Gördüğünüz gibi onu da kolay bir şekilde temizledik. Çok fazla hala yine havuç harcamış değiliz ve işlemimizi aslında bitirdik abi. Riskleri hallettik. Bir tane Ravager'ımız var, boss'umuz var. Onu nasıl temizleyeceğinizi göstereceğim. Hatta şöyle yapalım. Hatta kötü bir senaryo da yapabiliriz ya. Kıyafetleri çıkarıyoruz. Ayağınızda sadece ayakkabı kalıyor. Havuçlarımız var. Ravager'a şöyle gidiyoruz. Alanımıza girmesini sağlayacağız. Ravager beni, Ravager demeyeyim artık. Vandal oldu bunun Türkçe ismi. Beni gördü abi. Çekiyorum. Çok hızlı geldiğini fark ettiniz değil mi? Birazdan kanlı tükürecek. Şu orta kısma çekeceğim. Daha rahat hareket edebilirim diye. Geldiğinde ona doğru koşuyoruz. Çünkü bu tükürük kıyafetimi de çıkarmamın sebebi o. Kan kusuyor ya arkadaşlar. Bu bir de asitli bir kan, yani öyle bildiğimiz kan da değil. Üzerimizde ne varsa eritiyor böyle. Kıyafeti anında canını düşürüyor. Hem kıyafetimize zarar gelmesin diye. Ama şöyle koşarak etrafında bak rahat bir şekilde kesiyorum. Gördün mü? Hem de elimde golf sopası var. Bilerek bunu aldım. Yumrukla da kesilir. Golf sopasıyla biraz ağır olur. Çünkü bir kere vurabiliyorsunuz. Ama crowbarla iki kere vurabilirsiniz. Hiç silahınız yoksa yumrukla da kesebilirsiniz. Böyle etrafında döneceğim. Bir vuracağım, döneceğim. Crowbar'la mesela 2 vurursun abi. Hatta 3 de vurabilirsin ama 3'ten fazlasını deneme. Bazen yön değiştirebiliyor. Tam 180 dön. Yani 90 falan dönme. Bak şimdi olduğu gibi değiştirdi abi.
güvenme yani. İlk kırmızı çıkıyor ama farklı yere geliyor şu anda da olduğu gibi. Vandal aslında... Oo, sadece topa kaldı. Neyse, yumrukla keseceğiz artık. Vandal aslında benim en sevdiğim bosslardan biri. İlk etaplarda ben oyuna yeni başladığımda, bak bunda iki vurmak bazen tehlikeli olabilir, çok yavaş. Oyuna ilk başladığımda abi en zorlandım. Çünkü zaten farma geliyorsun. Başka da çok bossla falan uğraşmıyorsun. Cadı kesmeye falan gitmiyorsun. En çok zorlandığım bosslardan biri de. Ya bu diyordum ya, bu çıkmasın ya. Yani bunu kesmek zorunda kalmak istemiyordum. Hem kıyafetlerim gidiyordu, hem bir sürü silah harcıyordum falan. Ama sorun adam şu olayına alışınca dedim ki oğlum bu ne kadar tatlı bir boss. Ya bazen hata yapabiliyorsun tabii, yine asit tükürüyor. En fazla asit tükürünce de bu arada yine yavaş yavaş yürümeye devam ediyor böyle normal vurma moduna. Mesafeyi açacaksınız, yine hızlı koşup asit tükürme olayına dönüyor abi. Yani o koşturmamın sebebi aramızdaki mesafenin artmasıydı. Yoksa bu yavaş hareket eden bir boss. Sopayla da iki vuruluyor ya. Biraz ucu ucuna oluyor sadece. Abi geç olsun güç olmasın, siz temkinli davranın. Bak önemli yani. Oyunda gerçekten bir hayatta kalma oyunu, çok ince çizgide yapılmış bir oyun. Yani böyle her şeyin bir değeri var falan, bir, belli bir aşama tabii. Ben 200'leri geçtikten sonra işte çok fazla silah harcamaya başlamıştım videolarda falan. Sonu gelmedi ama yani bir problem yaşamadım ki tam hesabı sileceği günler biliyorsunuz bir hard mod, hard mod diyorum, bu laboratuvarda yeni yerler gelmişti. O zaman bayağı kit sıkıntısı falan çekmeye başladım. 4 canı kaldı ya. Evet arkadaşlar, Vandal'ın kafasını kopardık. Şöyle açalım. İçinden de 2 bandaj çıkıyor. İpimiz çıkıyor. Telefonumuz falan çıkıyor. Bu şekilde Vandal'ı da kesmiş olduk. Elimizde bir tane golf sopası var. Bunu sileceğim. Beyzbol sopasıydı o. Bu golf sopası. Tamam, bunu da sileceğim. Ya ben bunları getirdim. Bin pişman oldum ama neyse. Şimdi kıyafetlerimizi tekrar bir giyelim. Elimize tabancalarımızı alacağız. Bu arada harcamadık bile gördüğünüz üzere. Şimdi direkt chest'i koyma kısmı kaldı. 2-3 tane yolda zombimiz olacak. Onları da hallederiz. Şunu bir alalım abi. Mavi chest. Diğer taraflarda da chest var. Burayı 4 kademe olarak düşünün. Sağda, solda çiftlik kısımları. Yine solda raiderları öldürdüğümüz. Bir de sağda var. Burada şöyle. Bu dördünden birinde chest olabilir. Biz mavi chest arıyoruz. Bunlarda da chest var ama sadece çuval var arkadaşlar. Sarı çuval. Onları da birazdan göstereceğim. Bu şekilde mavi chest'i bulmak ana hedefimiz. Bir tane köpeğimiz var bak burada. Yeşil gözüküyor haritada şu anda. Onu da alacağız mutlaka. Yavru köpeğimiz. Kuyruk sallıyor oradan bize. Boğalara yine bulaşmıyoruz kesinlikle. Boğalar zaten yavaş hareket ediyor ama tek atıyorlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Böyle ansızın saçma sapan bir yerde boğa böyle yavaş geldiği için mesafeyi açtım kurtuldun gözüyle bakıyorsun. Bir anda geliyor. Bir çakıyor abi. Ne olduğunu şaşırıyorsun. Şuradan elimize şunları alalım. Şurada da iki tane zombi köylümüz var. Onları da halledelim. Yine crowbar'la da halledebilirsiniz. Şu ikisine bulaşmayacağım. Glock'larımı elime alıyorum. Buradan sonrası artık tehlikeli. Modum da yok. Aslında modum olsa belki bir Glock bile yetecek. Hatta çok çok daha kolay olacak tüm silahlar için. Bir sawblade'im olsa çok çok daha iyi olabilirdi. Kürek yerine sizler sawblade kullanın. Arkadaşlar bu mavi kutuyu burada gördüğünüz testere koyduğunuzda burası bir anda bütün zombileri çağırıyor. Sesten dolayı aslında. Buradaki testerenin sesinden dolayı tüm zombiler geliyor. Ahırda da zombilerimiz var. Motor parçaları ahırda çıkıyor. Ahır tamamen totem arkadaşlar. Şans. Yani yok işte ahırı açma taktiği falan, öyle bir taktik yok. Ki önceden ben de vermiştim. Ben çünkü yani şöyle taktikten ziyade kesin açılır dememiştim. Açılma metodları var. Yani bana göre bilmiyorum totem mi ama ben %90 açıyordum yani. Ya burada ses yapıyordum kapıya koşup
Ama o çok riskli, özellikle şu yeni başlayanlar için. Ya da harita dışına çıkıyordum. Şimdi onu yapacağım, harita dışına çıkacağım. Bakalım nasıl olacak. Bunu koyacağım, küçük zombileri çekeceğim. Hızlı hareket etmem lazım. Hatta burada benim hızlı koşma açık mıydı ya? Ona bir bakayım. Onu almak daha mantıklı olabilir. Aynen, deparı alalım arkadaşlar. Depar birkaç saniye boyunca normalden daha hızlı koşmamızı sağlıyor. Deparın da dolmasını bekleyeceğim. Depar özelliğim doldu abi. Alıyorum. Oğlum burası full action ya beyler. Action başladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi baya bir çekmeye başladı. Şuradan C'ye basalım. Hızlı hareket etsin. Giantlara yaklaşmayın. Onlar oraya doğru odaklanıyor zaten. Küçük gelenleri hemen tabancayla hallediyorsunuz. Zaten tabanca amacımız buydu. Kurtlar varsa bazen kurtlar oluyor. Kurtlar çok fazla damage vururlar. Giantlar geliyor gördüğünüz gibi. Sadece bir kısmı geliyor. Bunlar Giant diyorum ya. Devler çok yavaş hareket ediyorlar ya. Biz tamamen onu kullanıyoruz şu anda. İki tanesi geldi. Burada dikkatli olun. Haritaya ben sürekli bakıyorum. Yani bu oyunu oynarken haritayı sürekli kullanmanız gerekiyor. Şurada boğamız var. Bak onu görüyorum. Boğaların arasından geçeceğim şimdi. Onu da ayarladım. Şu Giantlar arkadan gelebilir. O yüzden şuradan devam edeceğim. Sıkışmamak için. Bak. Boğaya takılmayayım derken gidiyorduk ha. Şunları halledeceğim abi bir taraftan da. Tamam, iki tane Giant hala peşimde. Onlarla hiç uğraşmıyorum. Devlerle hiç uğraşmıyorum abi. Şöyle biraz toplayalım. 5 tane dev var arkamda. Şuradan getirelim. Yine bayağı bir çektim. Boğanın yeri önemli şu anda. Aynen, çok güzel yerde. Tamam. Sadece şu küçükler için tabanca kullanınız. O da bir tabanca falan yetecek ya modsuz. Daha gelemedi şeyler. Tamam, hepsini toplayalım yine. Hatta toplamak için şunu kullanabilirsiniz. İlk baştaki karenin olduğu kısmı. Şöyle buralarda dönerek falan yavaşlayacağız yani. Giantların hepsinin toplanmasını bekleyeceğiz. Bayağı bir giant toplandı şu anda. 7 falan oldu. Ama hala orada var muhtemelen. Şöyle yapacağım. Tabancanın şu yarım olanı da çekeceğim. Şu anda bir tane kullanmadık. Normal modsuz tabancadan bir tane kullanmadık. Bu arada bizim ahır açıldı mı? Ahır açılmış. Çok güzel. Şuradaki diğerlerini de çekiyorum şu anda. Hepsini çekmiş oldum. Boğamız önemli yine. Boğa bak bu tarafa gidiyorsa, yoksa biraz oyalanacaktım. Yani burada kesecektim, oyalanacaktım kastım. Boğa döndü. Hızlı olmam lazım şimdi. Çünkü boğaların bizi görmesi bizi tehlikeye sokabilir. Tamam. Çok çok güzel oldu. Şu anda hiç küçük kalmadı sanırım. Orada da kalmadı. Şu Giant'ların bir toplanmasını bekleyeceğim. Hatta o sırada mesela şunu sileceğim. Şöyle geleyim. O sırada su şişelerini silelim. Yanımda çok lüzumsuz malzeme var yani. Şuradan geçeceğim. Bak Giant'ların hepsi peşimizde. 9-10 tane var abi. Bunları hiç temizlemiyoruz. Zaten buradaki amacımız dev öldürmek değil. Ben bunları Giant deyip duracağım ya. Kusura bakmayın. Bir tane varmış. Bak bu bizi biraz oyaladı. En fazla bir tur daha döneriz. Açayım sandığın içini göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi Blueprintler, Survival Guide, işaret bir şeyi. Şurada bir tane köpeğimiz ve motor parçaları. Onları da göstereceğim şimdi. Gelebiliyorlar bu şekilde. Haritayı yine kullanarak baktım. Şurada çevireceğim onları tekrar. Sonra tekrar buraya geleceğim. Burada zaten hızlı koşma skillini de kullanabiliriz. Hatta bir şey daha göstereyim size. Şimdi oradaki eşyaların tamamını almak istiyorsunuz. Ama burada dikkatli olun. Hızlı olmanız lazım. Şurada bir tane chest'imiz var. Gördüğünüz gibi. Normalde mavi chest burada olsaydı bu chest olmayacaktı. Diğerlerinde olacaktı. 3 tanesinde de var. Buraya girdik. Hepsini koydum.
Jantlar geliyor. Bunu da neden yaptığımı göstereceğim size birazdan. Şu anda üzerimi tamamen boşalttım. Çok rahatım. Hızlı koşmaya basıyorum. Ve gideceğim. Orada ne var ne yok hepsini toplayacağım. Bir tane şurada köpeğimiz var. Onu unutmayalım. İki köpek çıktı bu arada. Daha bitmedi arkadaşlar. Hemen şurada bir tane köpeğimiz var. Bunu da haritadan bakınca gözüküyor. Yani normalde gözüküyor. Motorumuz şurada. Bakalım ne çıkacak. Gaz tank falan çıkarsa çok çok değerli. Oo, mükemmel abi, mükemmel. Gaz tank çıktı. Gaz tank arkadaşlar normalde mesela motor geliştirirken de geliyorlar abi. Geliyorlar abi. Vallahi ucundan sıyırdım ha. Bir şey alamadım. Onu alacağım şimdi. Aman dağıtmayın burada bak. Bir kere daha tur atacağım. Neyi alamadığımı bulamadım ha. Yani yer açmaya çalışıyorum daha doğrusu. Yok ya ben şu kazasız belasız bitirelim. Şuraya gideceğim. Ya hatta şöyle de yapabilirsiniz. Mesela şuraya bırakabilirsin. Bak döndü bir tanesi ya. Bunlar tehlikeli işler arkadaşlar. Neden? Biri şuradan gelecek, biri şuradan gelecek. Aynı anda gelmeyecekler süre olarak. Bir anda patlayabilirsin yani. Hani sıkıştırabilirler. 10 tane caps kalmış. Başka da çiftlik sandığımızdan herhangi bir şey kalmadı. Şuradan şöyle basacağım abi. Ha köpeğimi alamıyorum. Köpeğimi sonra da alırım gerçi. Şimdi boğaların beni görüp görmemesi çok önemli değil. Zaten yine görmediler. Şimdi ne yapacaksın? Onu göstereyim sana. Devler peşinde. Devlerin peşini bırakmasını istiyorsun. Alabileceğin her şeyi aldın. Biraz düzenleme yapacaksın. Biliyorsunuz mavi chest'i aldık da diğer yerdeki çuvalları almadık. Harita dışına bir kere çıkıyorsun. Bütün devler o mavi kutunun etrafında toplanıyor yine ve hareketsiz kalıyorlar artık beni göremedikleri için haritada. Yani şu anda kovalayacakları biri haritada yok. Ben tekrar girince kalacaklar. Bu arada airdrop da çıktı. Airdrop'a da gidelim. Ya abi illa burada oyalanmak zorunda mıyız? Yani eşyaları sonra alsak olur mu? Olur. Buranın bir süresi var. 2 gün. Geldiğiniz andan itibaren 2 gün. 2 gün içerisinde gelip alabilirsin. Bir tane sabiliyete modumuz çıktı. Daha iyi modlar da çıkabilirdi ama bu da güzel. Onun dışında çıkanlar işaret fişe çıktı. Bir tane modifiyeli satır çıktı. Bunu Voltrik'te kullanabilirsiniz. Hatta Bunker'da kullanalım. Gaz tank en önemlisi. Teker, direksiyon ve gaz tanka ihtiyacımız vardı. Bunlardan en önemlisi benzin deposu arkadaşlar. Ben buna gaz tank diyorum. Hep İngilizce alıştık şeye, oyuna. Benzin deposu çünkü normalde mesela motora seviye atlatırken de 1000 puan veriyor. Mesela teker 500 veriyor, direksiyon 500 veriyor. En önemlilerinden biri bu. En zor çıkanlardan biri o. Bir tane köpeğimiz var. Hatta bir tane daha alacağız abi. Bayağı da işte kitimiz çıktı. Pantolonumuz, ayakkabımız. Onun dışında capsler var, kapaklar var, boyalar var, motorlar var. Bir tane alüminyum levha çıktı. Bunlar önemli, değerli malzemeler. Bu şekilde güzelce halletmiş olduk. Daha da çıkacak bak. Şimdi şunu bir silelim. Buraya koyacağım biraz. Ya biraz şey yapacağım. Yani depolayarak gideceğiz. Daha çok malzeme bu taraflara yaklaştırmak için. Hani iki gün sonra silinecek ya buraya. Yarın bir gün geçerken uğrarım, alırım malzemeleri. Çok içlere girmeme gerek kalmasın diye yakın yerlere doldurmak mantıklı. Şu çöp abi işe yaramıyor. Buraya da şunları koyalım. Boyalarımızı koyalım. Şu dursun. Şimdi diğer chestleri de açacağız. Şurayı zaten açmıştık bir tanesini. Boğalara dikkat edeceğiz şu anda. Devlerle alakalı hiçbir işimiz kalmadı. Bak burada da gördüğün gibi deri, alüminyum levha falan çıkmış. Bunlara da güzel şeyler çıkıyor yani buradan da. Boğamız burada. Hemen geçebilir miyim şuradan? Geçerim. Şuradaki chest'i merak ediyorum. Raider'ların olduğu kısımdaki. Şuralardan samanların arasından bazen 2-3 tane zombi çıkabiliyor arkadaşlar. Onları da kolaylıkla halledebilirsiniz zaten. Yine Voltrik de yapabilirsiniz. Bak yakıt çıkıyor mesela. Bunlar önemli. Meşe çıkıyor çok önemli. Alüminyum levha önemli. Boss'lar falan böyle koli koli çıkıyor abi. Bir de biz ne harcadık ya ona da bir bakalım. Bak. Oğlum çok az bir şey harcadım ben. Oraya koyduğum eşyalarımı da onu da bir göstereceğim. Hatta videonun kapağına koymuş olurum ya. Şurada bir evimiz var ona bakacağız. Şurada dikkat etmemiz gerekiyor bak.
Çok yaklaşmadan oraya. Devleri kışkırtabiliriz. Şu köpeği alacağım. Boğanın dönmesini bekliyorum. Harita her zaman önemli abi. Harita kontrolü çok çok önemli. Tamam, bir tane köpeğimizi de aldık. Şöyle yapalım. Çekersek arkası gelir. Bir daha harita dışına çıkmamız gerekir. O yüzden çok dikkat edeceğiz. Şurada şu geliyor. Artık sessize alalım şunu. Burada bir tane de evimiz var. Oradan da güzel eşyalar çıkıyor. Özellikle soyguncu skiniz açıksa. Tamam, buraya biraz sollu girin abi. Şurada çünkü çok fazla zombimiz var. Sıkıştırırlarsa buradan çıkışımız yok yani. Şu odada iki tane var. Burası bazen soyguncuyla açılıyor. Dur, bakacağız ona da. Hatta benim... satırla mı yapsam? Bak, üç tane bandaj mesela. Yeşil boya önemli. Biten silahları da atmayın. Şuraya mesela alalım. Özellikle tabancaları, ateş silahları geri dönüşüme atıyoruz arkadaşlar. Hem geri dönüşüm seviyesini arttırıyoruz. Hem de oradan bazen malzeme elde edebiliyorsunuz silahlardan. Önemli malzemeler. Gördüğün gibi satır çok çok iyi ya. Hem aşırı vuruyor. Oğlum acayip kritik vuruyor. Bunu da burada harcamak çok saçma oldu ama diğer crowbarları falan bırakmıştım. Giant'a sessiz vuruş yapma imkanınız yok. Yine şu kapıda wall trick yapacağız. Biraz çekeceğim. Yaklaş. Az daha yaklaş. Çok güzel yere geldi. Abi modlu satır çok iyi bir şey ya. Bir de bunu üretebiliyorsun ya. O da ayrı bir avantaj yani. Ya satır modlamak mantıklı bir şey yani. Gördüğünüz gibi Giant'ın kafasını aldık. Bakalım buradan neler çıkacak. Burası da çiftliğimizin, Eğri Dere çiftliğinin sahibinin evi. Oo, çok güzel abi. Borumuz çıktı. Şimdi bayağı bir şey çıktı lan buradan. Boru, kırmızı bilet önemli. Pantolon ve ayakkabı, bunları da alacağız. Şuraya bakalım bir de. Abi değiştirebileceğim hiçbir şey kalmamış ya. Buradan da yine boyamız, telefonumuz falan filan yine güzel eşyalar çıktı. Unutmamak adına ben bazen böyle unuturum. Geleceğim derim, gelemem. Bir işim çıkar falan filan. O yüzden en çok işime yarayanları bir alacağım abi. Başka da gerçekten neyle değiştireceğimi bilemedim. Artık tekrar geldiğimde bunları alırım. Hızlıca. Şurada da bir chestimiz var ama dur. Onu da bir bakalım. Chest'i unuttuk. Köpeği aldık biz oradan ama. Chest'imiz vardı değil mi? Evet arkadaşlar. Son çuvalımızı da açıyoruz. Gerçekten mükemmel bir farm temizleme olayı. 8 kömür abi. 8 kömür çok çok iyi arkadaşlar. Yine alüminyum, 6 tane deri. Bayağı burada yüklü malzeme çıkıyor yani. Çok büyük sizler için avantaj olacağını düşünüyorum bu chestleri de açmak. Devler yine orada yerinde duruyor. Onlara çok yaklaşmayacağız. Bu arada nasıl temizledik? Bak, 2 tane crowbar, tamam mı? 1 glock diyebiliriz. Çünkü hepsi yarımdı. 1 glock, 2 tane crowbar. Toplamda kaç havuç harcadık? 20 tane bile havuç değil. Tamam, yarım zırh. Zırhımız da dandik zırhtan. Yarım zırh. 20 tane havuç. Tamam mı? 1 tane glock modsuz bu arada. 2 tane crowbarla halledebiliyorsunuz. 1 tane de işte uzun menzilli vuracağınız bir şey alırsınız. Kürek mürek alırsınız. Kürekten de giden bu kadar yani. Sadece bunlarla temizleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bence güzel oldu. Farmı da 2 güne bir gelin. Mod olayı önemli çünkü mod olayın neden önemli olduğunu anlamak için benim 99 web yaptığım videoları izleyebilirsiniz. Veya işte laboratuvar temizlediğim videoları izleyebilirsiniz. Adam silahlarını modlamış. 5 tane silahla temizliyor. Sen modsuz 8-9 tane silah harcıyorsun yani. Hem bu sırada mesela modlu silahla temizleyen adam zırhtan, kitten, işte yiyecekten de kar ediyor. Sen bu sırada onlar da gidiyor. Mod en önemli olaylardan birisi.
Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eridere çiftliğini kolay bir şekilde temizledik. Bu videoya rekor yorum, rekor beğeni bekliyorum. Aynı zamanda abone değilseniz mutlaka abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.